BloombergKT.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Türkiye İstatistik Kurumu 10'da Haziran ayına ait enflasyon verilerini açıklayacak. BloombergKT enflasyon anketine göre piyasa Haziran'da tüketici fiyatlarının yıllık bazda %16.9 artacağını öngördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu cuma günü yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda Nisan enflasyon raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüşün 3. çeyreğin sonu 4. çeyreğin başı gibi olacağı beklentisinin korunduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karara göre COVID-19 geçiren kişilere 2 doz yerine tek doz BioNTech aşısı yapılacak. Açıklanan son verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 4.418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti. Amerika'da geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından Wall Street endeksleri cuma gününü yeni bir rekorla tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde vadeli işlemlerde hafif kayıplar gözlenirken Amerika'da bağımsızlık günü tatili sebebiyle piyasalar işleme kapalı, Asya borsaları genel olarak düşüyor. Bitcoin 35 bin doların altına geriledi. Dünya Altın Konseyi verileri merkez bankalarının artan enflasyonla birlikte altın alımlarına yeniden başlayabileceğini işaret ederken altın yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. Gram altın ise 500 TL civarında dalgalı bir seyir izliyor. Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında petrol arzına yönelik anlaşmazlık ise devam ediyor.